haftaki ünlü konumuz isimden oldukça söz ettiren hem manken hem sunucu hem de oyunculukta başarılar elde etmiş Simge Tertemiz. İzliyoruz. Bir zamanlar podyumun tozunu attıran, şimdilerde hem kariyeri hem de anneliğiyle oldukça beğeni toplayan bir isimle Simge Tertemiz'le birlikteyiz. Simge Hanım'a röportaj isteğimizi kırmadığı için teşekkür ediyor. Ardından 24 saatinin nasıl geçtiğini öğreniyoruz. Tabii ki iş çalışma günlerimin dışında normal evde sıradan çocuğuyla ilgilenen, evine düşkün, normal sıradan bir aslında hayatım var, monoton diyebilirim. Ama çalışma günlerimi çok yoğun tempoyla çalışıyorum. İki ayrı kanalda program sunuyorum ve bu çekimlerimiz hep böyle stoklu olduğu için yoğun tempolar içerisinde iş hayatıma devam ediyorum. Onun dışında ev hayatımda işte dediğim gibi anneyim, yani bildiğiniz bir tipik Türk kadın. Çalışma ekonomisi bölümünden mezun olan Tertemiz'in çocukluğunda ne gibi hayalleri vardı ve bu sektörü neden tercih etti, kendisinden dinliyoruz. Şöyle söyleyeyim, 15 yaşında Best Model of Turkey yarışmasına katıldım 2002 yılında. Orada hayal ettiğim dereceyi alamadım. Kıvanç Tatlıtuğ'un birinci olduğu yıldı. O zaman tabii 15 yaşındaydım. Aile muvaffakatnamesiyle katıldığım bir yarışmaydı. Hayalim benim her zaman modellik yapmaktı, model olmaktı. Orada istediğim ödülü alamadım, misyon ödülü aldım. Sonrasında çok güzel çalıştım, kendimi geliştirdim, modellik, yürüyüş eğitimleri aldım vesaire vesaire derken 2004 yılında tekrar katıldım. Aynı yarışmada Türkiye'nin birincisi oldum. Bu da 17 yaşında Türkiye'nin birincisi oldum. Dolayısıyla hem üniversiteyi işte açıktan okumamı, maalesef ki açıktan okuyarak bitirdim. Çünkü aslında benim zaten tek hayalim gerçekten modellik yapmaktı ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Kariyerinin zirvesindeyken evlenmeyi tercih eden Simge Tertemiz'in hayatında neler değişmiş? Tabii ki yani tam zirveyi oynuyorsun, tam zirveye çıktığın durumda, yaşın çok genç, tam kariyerin için sağlam adımları atmaya başladığın esnada bir anda bir evlilik oluyor. Tabii ki sosyal anlamda da, iş anlamında da beni etkilemedi değil, etkiledi. Ama tek işte diyorum ya, iyi ki olmuş diyorum. Neden iyi ki olmuş diyorum? Kayra'dan ötürü, oğlumdan ötürü. Pişmanlıklarım var mı diye sorarsan, o yaşta bir anda hani anne olmasaydın evlenir miydin diye sorarsan asla evlenmezdim. Asla yani. Yakın bir tarihte iki farklı programa başlayan Simge Tertemiz, ekran önünde olmayı sevdiğini dile getiriyor. Sizinle zaten çalışmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda farklı bir kanalda program çekiyor olmaktan da çok mutluyum. Ben ekran önünü seviyorum, arkasını da seviyorum, ekranı seviyorum. Yani 19 yaşından beri sürekli program sunarak hayatımı idame ettirdim. Modelliğin dışında beni daha çok sunuculuğumdan tanıyorlar zaten. Türkiye tescilim olmasına rağmen. Bu çok güzel bir şey bence. Umarım ki bu pandemi sürecinde artık şöyle sağlıklı bir şekilde atlatalım. Her şey normale dönsün. Ben her zaman ekran önünde olmaya devam edeyim. Çok isterim. Peki başarılı sunucu, bu meslekte ilerlemeyi hedefleyen gençlere neler tavsiye ediyor? Gerçekten disiplin çok önemli. Modellik diye bakıldığında yani çok kolaymış gibi kulağa geliyor. Fakat gerçekten her mesleğin zorluğu olduğu gibi modellik de çok zor bir meslek. Sunuculuk da diksiyon gerektiren ve disiplin gerektiren bir meslek. Yani genç arkadaşlarıma şunu tavsiye edebilirim. Her yapacakları iş ne olursa olsun disiplinli, kurallara uygun, kendini her zaman üzerine bir şeyler katarak geliştirmeye çalışsınlar. Ve kesinlikle yaşı genç olanlardan bahsediyorum. Benim gibi piyasaya çok küçük yaşlarda girenlerden söz ediyorum. Aile muvaffakatnamesiyle beraber, anne babalarıyla beraber bu sektöre adım atsınlar. Onun sonrasında dediğim gibi disiplin, kurallara uygun, saygı, mesleğine saygı duyduktan sonra gerisi zaten çok güzel geliyor. Mesleki hayatında birkaç dizi ve filmde rol alan Simge Tertemiz, oyunculukla ilgili neler düşünüyor? Yani inan ki çok geliyor bana dizi teklifi ama yani bugüne kadar dediğim gibi birkaç projede rol aldım ama ben aşkla yapmadığım bir iş yapamam. Oyunculuğu benimseyemediğim ve kendimi ekranda oyunculuk anlamında asla benimseyemediğim için kendimi o yönde geliştirmekten uzak durdum. Oyunculuktan zevk alanlar, onu çok severek yapan insanlar, duayenler yapmalı diye düşünüyorum.
Simge Tertemiz'e göre başarıya ulaşmanın 3 önemli faktörü var. Bana göre de başarı tamamen önce eğitim, sonra fedakarlık ve gerçekten hani zeka ile birleştirdiğimiz zaman bu üçünü, zeka kesinlikle başarıda çok önemli bir faktör bence. Bunları üçünü birleştirdiğimiz zaman çok güzel bir şey çıkabilir ortaya. Birçok meslekte kendini kanıtlayan Simge Tertemiz'in hedeflerinde neler var? Pandemiden bir an önce artık Allah'ın izniyle kurtulalım da o kadar güzel hayallerim var ki çocuğumla alakalı. Ben zaten hayallerimi gerçekleştirdim çok şükür. Tabii ki devam edeceğim. Kendim iş hayatıma bu şekilde devam edeceğim ama çocuğum için çok güzel hayallerim var. Onları gerçekleştirmek üzere artık ona yoğunlaşmak istiyorum. 9 yaşına geldi. Eğitimini aldırıyorum. Çok da güzel eğitim alıyor. Ama Kayra ile ilgili böyle yurt dışında onu okutayım, çok iyi yerlere gelsin. Çok isterim sağlam bir meslek sahibi olmasını. Onun üzerine çalışacağım. Hayallerim bu. 5 yıl boyunca sunduğu programdan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılan Simge Tertemiz'den bu süreci dinliyoruz. Bundan yıllar önce çok severek yaptığım, çocuğum gibi böyle besleyip büyüttüğüm bir programım vardı 5 sene boyunca sunduğum. O programda bir gece hiçbir sıkıntı ve problem yokken sözleşme kurallarına ve yayın kurallarına uygun olduğum halde bir gecede çıkartıldım. Birisi benim ayağımı kaydırdı. Ondan sonra hani çocuğum gibi dedim ya, hani beslediğim, büyüttüğüm, o noktaya getirdiğim, aynı şekilde programın da beni o noktaya getirdiği süre içerisinde bir anda böyle damdan düşer gibi bir anda işime son verildi sebepsiz yere. O beni çok üzmüş, çok kahretmişti. Çünkü ben yaptığım işi hep böyle severek yaptığım için sahipleniyorum. Sahiplendiğim zaman da hayal kırıklığı yaşamam çok olası. Böyle bir maalesef bir şeyim var yani. Bakın yine konuşurken yine gittim o günlere yani. Bir 6 ay falan kendime gelememiştim. Programımıza konuk olduğu için sevgili Simge Tertemiz'e teşekkür ediyor ve kendisinden son sözlerini öğreniyoruz. Beni sevenlere, takip eden insanlara, destekleyen ve bugüne kadar her zaman iyi dilekleriyle yanımda olan, dualarıyla yanımda olan tüm sevenlerime sonsuz sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bundan sonraki hayatımda da her zaman korumuş olduğum çizgimde devam edeceğim. Sevgiler, selamlar, teşekkürler.